3 Temmuz bugün günlerdir hep beraber. Umutlu değiliz ama umutlanmak istiyoruz, bekliyoruz. TÜİK enflasyon rakamını açıklayacak. Bu rakamla beraber 6 aylık enflasyon netleşecek. Ve bu 6 aylık enflasyon rakamına göre Türkiye'de milyonlarca emekli, milyonlarca çalışan zam alacaklar. Ve bugün TÜİK bir rakam açıkladı. Son enflasyon aylık 1.64'müş arkadaşlar. Ve şimdi bunun üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Zaten 2019'dan beri sistematik olarak böyle ilerliyor bu iş. Altını çiziyorum bakın. Burada açıklanan rakamın böyle bir rakam, bir gösterge, tablolara bakalım falanın ötesinde çok somut bir anlamı var. Emeklinin, memurun alacağı zam doğrudan bu rakamla belirleniyor. Ve bu doğal olarak ev kiralarını, bu doğal olarak özel sektörde çalışanların maaşlarını etkileyen bir resmi enflasyon rakamı. Ve bu rakam küçük açıklandıkça, bu rakam geriye doğru çekildikçe, burada yalan söylendikçe, burada bilerek ve isteyerek yanlış rakamlar verildikçe ne oluyor? Milyonlarca insanın bu ay eline geçecek paradan aslında TÜİK çalıyor, çalanlara yardım ediyor. Bir yağma suçu işleniyor burada. Burada açıktan bir yağma suçu işleniyor. Şimdi yani bunu artık gerçekten anlatmak belki de gereksiz yere nefes harcamak. Çünkü şu konuda çok iddialıyım. TÜİK başkanı dahil, TÜİK çalışanları dahil, AKP'li herhangi birisi dahil. Hayatında bir kez pazara, manava, bakkala, markete giden, ya bırakın bunları sokağa çıkan bir insan, Türkiye'de bu enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını zaten biliyor. Ama buna rağmen ısrarla ve inatla ben burada konuşmaya devam edeceğim. Yani şunu yapabilirim. Allah belasını versin bu TÜİK'in deyip geçerim. Zaten kimse inanmıyor bunları söylediğine. Böyle bırakabiliriz. Ama bunu yapmamakta bir inadımız var. Çünkü biz bunun normal kabul edilmesine izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Yani öyle siz yalan söyleyeceksiniz. İki kalem oyunuyla enflasyonu düşükmüş gibi göstereceksiniz. Bakın buradan TÜİK'in yetkililerine sesleniyorum ya. Siz bu rakamlarla oynadığınız için kaç çocuk süt içemiyor biliyor musunuz? Kaç çocuk okula aç gitmek zorunda kalıyor sizin bu rakamlarınız yüzünden, haberiniz var mı? Ve utanmazlar, ve vicdansızlar. Ve biz de buna alışacağız. Zaten 4-5 yıldır böyle, bu yeni moda. Devlet kurumlarını ele geçirmişsin, istediğin gibi rakam açıklıyorsun. Kimse de sana bunun hesabını sormayacak, öyle sanıyor. Yemin ediyorum, içilemeyen her sütün hesabını soracağız. Okula aç giden her çocuğun hesabını soracağız. Ne hakkınız var sizin ya? Ne hakkınız var? İnsanlar çalışıyor, çırpınıyor. Hayatını geçindirmeye çalışıyor. 3 kuruş zam alacak. Sen saraya yaranacaksın diye, sarayın talimatı böyle diye utanmadan, sıkılmadan bu rakamları küçük açıklıyorsun. Milyonlarca insanın kursağına girmesi gereken ekmeğe el koyuyorsun. Biz de susacağız, buna alışacağız. Yok arkadaşlar, herkes sussa biz susmayacağız. Herkes alışsa biz alışmayacağız. Söz veriyorum, buradan bütün yurttaşlarımıza söz veriyorum. Bu adamlardan bunun hesabını soracağız. Yok öyle yağma ya. Bu açıklamalarımız da dahil. Bu iktidar güdümündeki medya İnsanlar ulaşmasın diye uğraştığı için tabana kuvvet dedik, pazar pazar geziyoruz. Yüzüm kızarıyor ya, benim bu ülkede bir milletvekili olarak o pazarlarda yüzüm kızarıyor. İnsanlar 10 bin lira emekli maaşıyla bir torba yeşillik alıp çıkıyor pazardan sadece. Şimdi bunlara zam yapılacak, bunu nasıl engelleriz? Rakamlarla oynarız, istediğimiz rakamı açıklarız, sonra başarı hikayeleri anlatırız. Enflasyon düşüyor deriz, rakamlara da zam yapmayız. Utanç verici bir durum arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum, utanç verici bir durum. Ya bakın, benim babam bir işçiydi. Hatırlıyorum. 2 tane karpuz olurdu, 3 tane karpuz olurdu, eve gelirdi. Onları evde tutardık, kesip yerdik. Ya bu ülke, Türkiye, insanların dilimle karpuz aldığı bir ülke haline geldi. Yarım karpuz, çeyrek karpuz, dilim karpuz satılıyor. Siz bunu daha önce görüyor muydunuz? Bu mu enflasyonun %1 olduğu ülke? Ya bir gidin bakın. Limonun tanesi 15 lira olmuş pazarda. Bir tane limon diyorum ya. Bir tane limon. Gidin bakın. Yaz mevsimindeyiz. Kiraza bakın, eriye bakın, şeftaliye bakın. Yani 100 lira, 150 lira, 200 lira bir kilo meyve parası ya. Ama neymiş? Memlekette enflasyon düşükmüş. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Burada açık bir suç işleniyor. Bugün partide hemen bir hızlı değerlendirme yaptık. Bu mahkemelere güvendiğimiz için falan değil ama bunların aynı zamanda kayıtlara girmesi için TÜİK hakkında derhal suç duyurusunda bulunacağız. Açık bir hırsızlığa yardım, açık bir yağmaya yardım, açık bir görevi ihmal, açık bir görevi suistimal suçu işleniyor. Ve biz buna alışmayacağız. Biz buna karşı susmayacağız. Bunun da hesabını mutlaka bu TÜİK'ten, cümle alemin yalancı olduğunu bildiği TÜİK'ten. Bak söylüyorum, TÜİK yalancı diyorum. Cümle alem bunu söylüyor. Ben de çıkıyorum kürsüde söylüyorum. Ya mahkemeler karar veriyor. Diyor ki sen bunu nasıl hesaplıyorsun? O sepetteki ürünleri açıkla. Sepetteki ürünlerimi açıklamak zorunda değilim diyor. Kendi de biliyor yalan söylediğini. En küçük bir şeffaflıkta bütün bu yalanların ortaya çıkacağını
biliyor. Ben şundan çok netim. Pazara giden, markete giden, elektrik faturası ödeyen, su faturası ödeyen hiç kimse TÜİK'in bu rakamlarının doğru olduğunu söyleyemez. Dolayısıyla TÜİK yalan söylüyor. Söylediği yalan nedeniyle de çocuklar okula aç gitmek zorunda kalıyor. Çocukların süt parasını çalan bir TÜİK'ten söz ediyoruz. İnsanların alın terini gasp eden bir TÜİK'ten söz ediyoruz. Buna sessiz kalmayacağız. Öyle bir memleket ki asgari ücretli hiç zam almıyor. Emekli enflasyon rakamlarıyla oynanarak alacağı zam kırpılarak, çalınarak zam alıyor. 10 bin liraya kadar alan en düşük seviyedeki emekli zaten ne yaparsan yap zam almıyor. Ama öbür taraftan maşallah vergiler artmaya devam ediyor. Ve gerçekten utanç verici bir açıklama var. Geçen gün Mehmet Şimşek tam şey, hani biz çocukken La Fontaine'den masallar anlatırlardı bize. Mehmet Şimşek masalcı dedi, geçti. Ya La Fontaine masallarında işte ne bileyim işte Ağustos böceğiyle karınca vardı. Karınca çalışınca hakkını alıyordu falan. Kurtla kuzu vardı. Biz kuzuyu iyi güzeli temsil ediyor diye benimsiyorduk. Bu galiba aile terbiyesi falan da almadığı için. Dinlediği masallarda herhalde Ağustos böceğini tutuyordu. Herhalde kurtla kuzu da kurdun yanında duruyordu. Anlattığı bütün masallar bu. Şimdi kendi de bunun farkında olduğu için bakın şu çok alçakça bir şey. Diyor ki yurt dışına gidenler, yurt dışına çıkma imkanı varsa diyor. Tabii ki daha fazla harç alacağız diyor. Şimdi ne yapıyor? En yoksulları emeğiyle çalışan diyelim ki bir doktor, bir mühendis, bir üniversite öğrencisi yurt dışına çıkacaksa dişinden tırnağından ayırıp hani bir fırsat bulayım. Belki orada bir imkan bulurum. Belki eğitimime bir katkısı olur. Belki insan olduğumu hatırlarım, bir nefes alırım diye düşünen insanlara hedef gösteriyor. Diyor ki yurt dışına çıkabilecek durumu var. Ödesin kardeşim diyor. Daha fazla ödesin. Ya sen tefeci misin ya? Gerçekten inanamıyorum. Bakın yani hepimize yeni vergiler bindirecekler. Bunun mazeretini yurt dışına çıkma olanağı varsa daha fazla harç ödüsün. Peki ben diyorum Bay Şimşek okey. İmkanı olandan daha fazla alalım. Hadi hodri meydan. Yani bakın çok ilginç bir şey. Şimdi imkanı olandan çok alalım diyor ya. Pasaport aldınız, yurt dışına çıkış harcı ödeyeceksiniz, uçağa bineceksiniz, bilet alacaksınız. Bunların hepsine vergi veriyorsunuz değil mi? Pasaportta vergi veriyorsunuz, harçta vergi veriyorsunuz zaten. Yurt dışına çıkarken aldığınız bilette vergi veriyorsunuz. Peki bu Tayyip Erdoğan'ın 10 tane jetinden vergi alıyor musunuz? Peki arkadaşlar, o jet yakıtlarından vergi alıyor musunuz? Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle akıl dışı bir şey olabilir mi ya? Diyelim ki bir arabayla kıt kanaat bir iş yapıyorsunuz, aldığınız benzinin, mazotun vergisini ödüyorsunuz, öbür tarafta jetle giden adam vergi ödemiyor. Al sana imkanı olan ödesinmiş. Yani kendi jetinle gidersen vergi ödemiyorsun, uçakla gidersen vergi ödüyorsun. Kurdukları düzen bu. Jet alırsan vergi ödemiyorsun, bir tane araba almaya çalışırsan 40 tane vergi ödüyorsun. Benim aklım, vicdanım bunları kaldırmıyor değerli arkadaşlar. Hatırlayın bundan 10 sene kadar önce Suriye'de ilk gerilimler başladığında bu ülkenin sosyalistleri, devrimcileri, anti-emperyalistleri, bu ülkenin yurtsever insanları dedik ki bu ateş bizi de yakar. Buraya bulaşmayın. Yani Amerikan emperyalizminin bölgede yaptığı operasyonların aleti olmayın. Ama işte yok Büyük Osmanlı biz de payımızı alacağız falan gibi kamuoyuna dönük sözler. Arka planda ise oradaki cihatçı çetelerle işbirliği temelli olarak Türkiye bu Suriye'deki iç savaşın bir tarafı haline getirildiği iktidar tarafında. Tayyip Erdoğan bunun bir numaralı sorumlusuydu. Şimdi ve sürekli olarak biz uyardık. Bunun çok büyük bedelleri olur. Bugün Türkiye'de göçmen sorunu diye tartışılan konunun temellerinden bir tanesi o gün atıldı. O gün uyaranlar vardı. O gün dikkatli olmak gerekir, özenli olmak gerekir. Komşuluk hakkını hatırlatıyorduk biz ya. Bunlar sözde dini bütün insanlar ya. Biz bunlara komşuluk hakkını hatırlatıyorduk. Yani komşunun topraklarındaki yangına körükle gitme, benzin dökme. Şimdi geldiğimiz yer geçtiğimiz günlerde Kayseri'de başlayanlar, Antalya Serik'te genç bir işçi kardeşimiz, Suriye kökenli bir gencin öldürülmesi aslında nasıl büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ben burada akla, vicdana ve sorumluluğa çağrı yapmak istiyorum. Yurttaşlarımızın da aklına ve vicdanına seslenmek istiyorum. Bir kere bütün bu tartışmalar içerisinde bu gerçek bir sorun ve bu sorunun gerçekten çözmek isteyen iradeyi, anlayışı ayırt edebilmek için bizim bir takım turnusol kağıtlarına ihtiyacımız var. Kim gerçekten bu sorunu çözmek istiyor? Kim bu sorundan siyasi olarak rant devşirmek istiyor? Bunu görmemiz gerekiyor. Bu oyunu bozmak için. Bir kere işin içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığını görmeyen hiç kimse, ABD'nin sorumluluğunu görmeyen hiç kimse bu soruna gerçek bir çözüm üretemez. Bugün neden bölgemiz bu halde sorusunun birinci yanıtı emperyalizmin bölgemizde halkları birbirine düşürerek savaşlarla, çatışmalarla burayı dizayn etme ve burayı kendi istediği gibi yönetme arayışıdır. Hemen bunun yanına yazılması gereken bir şey bu ülkede göçmen sorunu üzerine tartışan herkesin mutlaka söylemesi gereken söz bu işin birinci dereceden sorumlusunun AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan olduğudur. Şimdi bu gerçek sorun
bir siyasi hesabın günlük siyasi çekişmelerin konusu haline getirilmemelidir. Ortada gerçekten bir sorun varken yangına körükle giden kim olursa olsun sadece kendini düşünüyordur. Bu ülkenin geleceğini, bu ülke insanlarının geleceğini düşünmüyordur. Bunları akılla, vicdanla ve sorumlulukla en başa yazdıktan sonra çözümü tartışmamız gerekir. Bunu arkadaşlar çok duygusal bir boyutla da söylediğimi paylaşmak zorundayım. Ben Almanya'da çalışmak zorunda kalan bir Türk işçisinin çocuğuyum. Almanya'da doğmuş bir arkadaşınız ve orada bir göçmenin neler yaşadığını da bilen, bu sorunun çözümü için neler yapılması gerektiğine ilişkin de fikri olan, bunun acılarını da yaşayan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir yurttaş olarak konuşuyorum. O yüzden önce bu ilkeleri, bir insani sorunu tartıştığımızı bilerek konuşmamız lazım. O zaman ne yapacağız? Bir, bakın Suriye ile barış sağlanmadan ve Suriye'de barış sağlanmadan bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. Eğer gerçekten çözüm istiyorsak derhal Suriye'de barışın sağlanması ve Suriye ile Türkiye arasında barışın tesis edilmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu iş öyle iktidarın keyfine bırakılabilecek bir iş değildir. Onların günlük siyasi çıkarlarına, günlük para hesaplarına alet edecek bir iş değildir. İkincisi, geri kabul anlaşması. Yani Türkiye'yi Avrupa karşısında ben bu sorunu kendi ülkemin içerisine sıkıştırırım. Avrupa'daki beyzadeler siz rahat edin. Oranın patronları hiç kendinizi dert etmeyin. Hatta siz gelin istediğiniz işinize yarayacak olanları seçin. Kalanlar biz onları burada bir hapsedelim diyerek çözülebilecek bir iş değildir. O yüzden bu geri kabul anlaşmasının iptali bizce son derece önemli. Geri dönmenin koşullarının oluşturulması son derece önemli. Mesela bunun için ABD'nin bedel ödemesi gerekir. Suriyeli, Suriye'deki bu savaşı kışkırtan kim varsa, Birleşmiş Milletler düzeyinde bunlara hesap ödetilmesi ve Suriye'nin yeniden inşası konusunda bu yıkımın sorumlularının elini taşın altına koyması, işte Arap şeyhlerinin, körfez sermayesinin elini taşın altına koyması için baskı yaratılmalı. Ve değerli arkadaşlar şunu kabul edelim. Bir göçmen politikası oluşturmak durumundayız. Şimdi Türkiye'deki durumu, sorunu, kaynağında ne var? Bir, patronlar bunu bir ucuz iş gücü olarak görüyor. En ucuza çalıştırılabilecek göçmenleri kullanabilirim diye bakıyor. Bu sayede maliyetleri düşürebilirim, daha çok para kazanırım diye bakıyor. Bunun adını koyacağız. İki, Adalet ve Kalkınma Partisi bilerek ve isteyerek gettolar yaratmaya ve bunları kendi kontrolünde, kendi siyasi amaçları için, kendi ülkeyi dönüştürmek istediği biçim için ve yarın öbür gün gerekirse paramiliter kuvvetler kullanmak için Adalet ve Kalkınma Partisi bunu bilerek ve isteyerek yapıyor. Üçüncüsü, ortaya çıkan bu gerçek sorunu günlük basit siyasi çıkarları için kullanan faşistleri de tanımlamamız gerekiyor. Şimdi bunları tanımladıktan sonra söz konusu olan insandır anlayışıyla beraber gerçek çözüm önerilerinin üretilmesi son derece acil ve yaşamsal bir sorun haline gelmiştir.